Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. FMTV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Türkiye'mizin bir köşesinden dünyanın öbür köşesine kadar hepinize selam ediyoruz. Rabbim dünyamızı da ve ahiretimizi mamur eylesin. Şu dünya hayatını en güzel şekilde güzel amellerle doldurup huzuru mahşere Rabbimizin huzuruna alnı açık bir şekilde çıkabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu güzel duadan sonra bu akşamki konumuz önemli bir konu. İslam'da birlik, beraberlik, kardeşlik ve sulhun önemi. Aynı zamanda tabi biz bu başlığı yani Müslümanlar arasına da başlık olarak da yapacağız. Müslümanlar arasında birlik önemli, kardeşlik önemli, sulh çok önemli diye inşallah bunun bu başlıkla beraber ayetler ve hadisler okuyacağız. Rabbim en güzel şekilde anlatılanlardan tesirlenmeyi ve anlatılanları hayatımıza geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerimiz, şu başlığa çok dikkat etmenizi istiyorum. Bugün tefrikanın, kargaşalığın, ayrımcılığın Müslümana faydası var mı? Asla. Zarardan başka hiçbir şey yok. Yani çekişmelerin, ayrışmaların, ötekileştirmelerin kime ne faydası var? Zararı yine Müslümana geliyor. Onun için Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, efendim her türlü birbirimize sarılmamıza en güzel şekilde dikkat edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, çok önemli, yine girişle beraber konumu devam ettirmek istiyorum. Bakın kıymetli izleyenlerimiz, şu birlik delillere bir bakalım. Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, aynı anne ve babadan değil mi? Adem aleyhisselam, Adem babamız da Havva anneden, aynı anne babadan kardeşiz. Din kardeşiyiz. Ya bu kadar birliğin içinde biz bir olmamız lazım ya. Kıymetli izleyenlerimiz ya. Her şeylerimiz bir. Yani bu kadar ortak yönü olan, ortak efendim özelliği olan Müslümanlar olarak biz bir olamazsak yani çok yazık olur ya, çok yazık olur. Rabbimizin bu kadar bizi bir araya topladığı bu kadar önemli hususlar varken biz ayrılığa, gayrılığa düşüyorsak bunda bir sıkıntı var kıymetli izleyenlerim. Rabbim ayrılığa, gayrılığa düşmekten de bizleri muhafaza eylesin. Biraz konum çok fazla olduğu için önümde çok dolu dolu bir yani sayfa var. Hızlı anlatmam gerekiyor. Şimdi Rabbimiz buyuruyor. Estaizu billah. İnnemel mü'minûne ihvetün fe aslihû beyne ehaveyküm ve tekullâh leallekum turhamûn. İnnemel mü'minûne ihvetün. Muhakkak ki müminler, inananlar kardeştir diyor Rabbimiz. Kardeştir. Rabbimiz bizi kardeş ilan etmiş. Velev ki o kardeşler arasında, aşağıda onu okuyacağım inşallah. Efendim birbirine düşmeler olursa, birbirinin aralarında sıkıntı olursa, herhangi bir dargınlığa, küskünlüğe, efendim ayrılığa düşerlerse feslihu efendim beyne ahab, onunla o kardeşlerin arasında sulh edin. Olur. Dünya, burası dünya kardeşlerim. Kardeşler arasında hiç mi böyle yani ufak tefek şeyler olmaz? Oluyor. Yanlış anlamıştır. Birinin gazına gelmiştir. Birinin efendim baskısına gelmiştir. Birinin son derece onu böyle yanıltacak bir haline düşmüştür. O şeyle beraber gidip bir kardeşine bir yanlış bir hareket, yanlış bir ifade kullanma olur mu? Keşke olmasa ama oluyor mu? Oluyor kardeşlerim. Eğer böyle kardeşler arasında vettekullah diyor biraz. Hemen peşinde de Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Olur da insanız da ya.
Ya şurası çok önemli kıymetli izleyenlerimiz. Biz melek değiliz ki ya. Biz insanız. İnsanlar arasında efendim ya insan hata yapabilir. Hatalardan dolayı insan arasında bu tür şeyler olabilir mi? Olabilir. Ama Rabbimiz diyor ki فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ O kardeşler arasında sulh edin, sulh edin. Eğer ayrılığa gayrılığa düşmüş iseler. Düşmememiz gerekiyordu ama işte bu Müslümanlar üzerinde oynanan oyunlar, İslam üzerinde yapılan projeler, efendim ayrılığa gayrılığa götürecek efendim çalışmalardan dolayı Müslümanlar arasında bu tür şeyler oluyor mu? Maalesef oluyor. Rabbim buralara düşmekten de bizleri muhafaza eylesin. Vettekullah diyor Allah. Allah'tan korkun. Leallekum turhamun. Umulur ki merhamet edilirsiniz. Yani Müslümana düşen ne kadar da efendim bir kardeşinle sıkıntıya düşse evet belki o an nefsine ağır gelen bir hareket yapılmış olabilir insana. Veyahut insanı zorlayacak bazı şeyler önüne çıkmış olabilir. Kardeşine kırılmış olabilirsin ama olur da kardeşim insanız daha insanız yani. İlla ki bir nefse bazen uymalar oluyor. Allah'tan korkarak ne yapacağız? Biz yine barış tarafına, sulh tarafına efendim yönelmiş olacağız ki Rabbimiz bize her iki tarafa da merhamet eylesin inşallah. Bakın bir ölçü söyleyeceğim size kıymetli izleyenlerimiz İslam'da. Bugün Hucurat suresi idi bu. Şu an biraz önce okumuş olduğum innemel mümin uhvetun ayeti Hucurat suresi onda. Hucurat suresinin devamında yine burayla alakalı çok önemli ayetler var. Mesela birisini söylüyoruz. Konular birkaç tane de şurayı söylüyorum. Rabbimiz diyor ki size bir fasık aşikar günah işleyen haber getirdiğinde ya şurayı bir uygulayabilsek var ya aslında şöyle bir dakika ya senin getirmenle senin demenle değil diyebilsek var ya bu Müslümanlar arasında bu gayrılıklar, ayrılıklar, efendim anlaşmazlıklar, küslükler inanın belki 100 yani sıfıra iner diyemeyeceğim ama çok az olur ya. Çok az olur ya. Ya birisi bir haber getiriyor. Belki onu efendim bilerek yapıyor. Belki kasıtlı yapıyor. Belki insan arasına tefrika koymak için yapıyor. Yani bunu yaparken art niyetli yapıyor belki ama ya yapan kişi tamam onu yapıyor da yani getirdiği zaman bir dakika ya. Bir dakika kardeşim böyle bir şey diyorsun ama bu konuştuğun insana da bir şöyle bir de onu dinleyeyim. Bir de onu veya bir araya gelelim. Bir seni dinleyeyim, bir onu dinleyeyim. İslam bunu emreder be kardeşler ya. Biz çok çok çabuk böyle her getirilene hemen ha öyle mi? Öyle dedi ha. Öyle yaptı ha. Sen ne çabuk gaza geldin ya. Ne çabuk. Ve velev ki de öyle olsun. Bakın velev ki de getirenin efendim sözleri doğru olsun. Allah diyor ki araştırın. Size bir fasık haber getirdiği zaman onu hemen onu araştırın, inceleyin, ona bakın. Gerçekten o getiren kişinin sözleriyle araştırmanız aynı mı çıkıyor? Bakın velev ki de şurası beni çok ilgilendi. Velev ki de doğru çıksın. Ya insan ya bu. Yanlışa düşmüştür. Nefsine uymuştur. Olur da kardeşim diyeceksin ya. O belki bilerek yapmamıştır. Hep iyimser, hep olgun karşılamak. Kolay mı? Bak kolay demiyorum. Gerçekten olgun adam işi bu. Olgun Müslüman işi ama İslam bunu yapmayı emrediyor. Yoksa her getirilene, o öyle mi? Her duyduğuna, her sana efendim yapılan şeylere sen kulak verirsen ya senin halin ne olur ya? İnsanlar arasında kavgalar, gürültüler çoğalır. Rabbim şu özelliğe, şu inceliğe dikkat edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bir kişi bir haber getirdiğinde yapacağımız ilk iş söylüyoruz. Kardeş böyle bir şey mi diyorsun? Tamam sen şimdi dur bakayım. Ben bunu bir araştıracağım. Zaten araştıracağım deyip de o biraz böyle bir şey oluyorsa anla ki onda bir sıkıntı var. Veya şöyle yapın. İslam der ki iki tarafı da dinleyin. Sana birisi bir haber mi getirdi? Hemen kardeş bir dakika. Ben o kardeşi de dinlemem lazım.
onu da bir karşıma alıp sen bana hani seninle böyle bir ikili diyaloğa geçtim gibi onunla da bir diyaloğa geçip onu da bir dinleyip onu da şöyle bir bu konuyla alakalı bir fikrini almam lazım deyip olayı hemen fitneye, tefrikaya götürmemek lazım. Rabbim buraya da hakkıyla dikkat edebilmeyi bizlere nasip etsin. Bu zamanın en önemli şeylerinden biri. Ama olur mu hocam? O insan yalan mı söylüyor? Ya yalan söylüyor diyemeyiz. Velev ki de, velev ki de. Ama yanlış yapabilir mi? Hataya düşebilir mi? Bilerek veya bilmeyerek, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bilerek veya bilmeyerek tefrikaya yol açabilir mi? Açıyor. Ya bir insan illa bir şey yaparken efendim o yalan mı söylüyor değil ki. Bir anlık çıkarımı diyelim, nefsine uymamı diyelim veya dedi ki işte anlamadan veya bir şekilde işte o işin tam vakıf olamadan yanlış bir şey yaptırabilir mi karşıya? Yaptırabilir. Onun için şu ifadeyi lütfen artık hayatınızdan silin. Nedir o? Koskoca adam ya. Koskoca insan ya. Koskoca. Aslında bu aralar bunu dememem lazım ama. Koskoca hoca ya. Koskoca hoca bu ya. Koskoca mı? Sahabe birbirine düştü ya. Ne koskoca hoca? Koskoca hoca ne? Koskoca hoca dediğin tefrika yapıyor. Nasıl koskoca oluyor bu? Hani nerede olgunluk? Hani nerede kardeşlik? Hani nerede kardeş arasında birlik beraberin olmayacağı? Neyse orayı hemen geçiyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Onun için biz İslam'ın ölçüsüne göre, şahısların değil, İslam'ın ölçüsüne göre ne yapacağız? Diyeceğiz ki bir dakika kardeş, bir dakika demesini bileceğiz. Çünkü Rabbimiz ne diyor? Vettekullah. Allah'tan korkun. Tefrika yapmayın. Yanlış işlerle insanları yönlendirmeyin. Yanlışa yönlendirmeyin diye Rabbimiz bizi uyarıyor. Yine başka ayet. Estağfirullah. Ve'tesimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû. Ve'tesimû bihablillâh. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Evet, cemî'an topluca hepiniz. Ve lâ teferrakû. Tefrikaya da düşmeyin. Evet, bu kadar yani bu okunan ayetler, bu sözleri biz yine de dinlemeyip, yine de kendi bildiğimize, kendi nefsimize, kendi çıkarımıza bakın. Bu ifadeler her zaman kullanılmıyor çünkü konuyla alakalı olduğu zaman geliyor bu ifadeler. Bakın, bu zamanda yapılan çok önemli bir şey söyleyeceğim size kıymetli izleyenlerimiz. Bu akşam ona lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Öyle bir insanlar modeli mi diyeyim veya şekli mi diyeyim, ya doğrunun, adaletin yanında değil de gücün tarafında, dikkat et çok önemli söylüyorum, gücün tarafında, akıntının tarafında veya ne tarafa iş gidiyorsa onun tarafında olan insanlar modeli çıkmış. Doğru mu? Asla değil. Sen gücün tarafında değil, adaletin tarafında olacaktın. Allah'ın emrettiği tarafta olacaktın. Ama ne yapalım? Güçlü taraf şimdi o taraf. Biraz işimize gelmiyor bu iş. Biraz da kendi menfaatlerim de var. Biraz kendimi ne yapmam lazım? İşte o tarafa doğru göstermem lazım. Yoksa menfaatlerim var benim iş içinde dersen, sen gücün tarafında olursun. Böyle yapma kardeşim. O bir gün zaten, o bir gün ortaya çıkacak o. O zaman sen orada ne duruma düşeceksin? Yarın Rabbimi sorduğunda kulum bu meselede sen niye doğrunun yanında olmadın? Niye kendine göre o kendilerini güçlü gösterenlerin, insanları ezenler tarafında, güçlü gibi olanların tarafında olduğunu derse cevabın ne olacak? Ona da çok dikkat edelim. İşte biz bu kadar İslam'ın ölçülerinden, özelliklerinden, inceliklerinden kardeş arasında sulh edelim. Efendim birlik olalım, kardeş olalım, birbirimizden ayrılmayalım. Zararı sadece Müslümanlara ya kardeşlerim ya. Ayrılın Müslümandan başka kimseye ne yok? Zarar bize ya. Müslüman yine zararını çekiyor. Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Sonra Rabbimiz bu kadar olayları bize imtihanı olarak sunmadı mı? İmtihanını da kaybediyorsun.
Ve neblukum bis şerri vel hayri fitne. Allah buyuruyor ya, sizi şer ile fitne ile, efendim hayır ile imtihan edeceğim ya. Hayırda da imtihandasın kardeş. Fitnede de imtihandasın kardeş. Şerde de imtihandasın kardeş. Kazanıyor musun, kaybediyor musun? Güçlünün yanında mısın? Sen yanlış yapıyorsun. Doğrunun yanında olacaktın ya. Rabbim buraları hakkıyla anlamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, işte bunları efendim göz ardı edip dikkate almayıp, eğer yine de Müslümanlar, inşallah böyle değiliz, öyle diyoruz, yine de Müslümanlar Rabbimizin ölçüsüne dikkat etmese ayetle karşılığında ne olacağını yine Rabbimiz söylüyor. Bakın Rabbimiz söylüyor. Estaizu billah. Enfal suresi 46. ayetin tefsirini yapıyoruz. Ve adiullâhe ve rasûle. Allah ve Resulüne itaat edin. Ve la tenâze'û. Ve la tenâze'û. Aranızda birbirinizle çekişmeyin diyor Rabbimiz. Fetefşelû ve tezhebe rîhukum. Eğer aranızda birbirinizle çekişirseniz, fetefşelû, tedirgin olursunuz, telaşa kapılırsınız ve tezhebe rîhukum, rüzgarınız, gücünüz gider. Bu akşam bir misal var. İlk defa kıssadan hissede anlatacağım. Biraz kıssadan hisseciyiz biliyorsunuz. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında almış bunu. Onun için anlatmak istiyorum. Yalnız ifade biraz şey, onun için biraz özür dileriz. Yani ekrana biraz özür dileyerek diyorum. Hani çünkü ifadeler biliyorsun, biraz dikkat etmemiz lazım. Çok özür dilerim. Sarı öküz, sarı öküz kıssası vardır. Nedir bu? Aslanlarla öküzler efendim bir otlakta otluyorlarmış. Aslanlar biliyorsunuz bu öküzlere kafayı takmış, bir şeyler de yemeleri lazım. Ama o öküzler ne yapmışlar? Böyle etrafında halaka olmuşlar. Aslanlar dışarıda kalıyor. Halaka olmuşlar. Halakanın en dışında olan güçlüleri, semizleri koymuşlar. Bir arkasında biraz daha zayıfları, bir arkasında derken işte yaşlıları, küçükleri, yavruları, hastaları o halakanın, o dairenin içine koymuşlar. Ama dışarıda hangileri var? Güçlü olanlar, semiz olanlar var. Bu aslanlar, İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta anlatıyor bunu. Bu aslanlar ne zaman o öküzlere, hani onlardan böyle birini alıp da yemek için saldırdıklarında muvaffak olamıyorlar. Diyorlar ki ya biz bu işe bir çare bulacağız. Ya bu zamanki Müslümanların veya Müslümanlara yapılan oyunun neredeyse aynısı biliyor musun? Biz burada asla tuzağa gelmememiz lazım. Oyuna gelmemiz lazım. Aslanlar kendi aralarında toplanıyorlar. Ya diyorlar ki biz bu öküzlere ne zaman saldırsak, ne zaman onlardan bir tanesini alıp yemek için yani üzerlerine gitsek muvaffak olamıyoruz. Biz bu işe bir çare bulmamız lazım diye aslanlar kendi aralarında ne diyelim istişare ediyorlar. Aralarında bir tane İşte ne diyelim, uyanık aslan diyor ki bunlara gidelim şöyle bir şey diyelim. Ne diyelim? Geliyorlar diyorlar ki öküzlerin başlarına, işte o idarecilere veya ne diyelim, o işte başlarına diyelim yani. Başkanlarına mı diyelim? Diyorlar ki bak bizim sizde bir alıp veremediğimiz yok. Ama diyor şurada bir sarı öküz var diyor, sarı öküz. O diyor bizim çok gözümüzü alıyor diyor, çok gözümüzü alıyor. Yani o bizi rahatsız ediyor diyor, aslında alakası yok. Alakası yok, oyuna bak. Onu bize verin, daha size saldırmayalım. Barış içinde yaşayalım diyorlar. Şimdi öküzler diyor ki ya bir tane vereceğiz, ondan sonra bir daha kavga olmayacak, gürültü olmayacak, bir daha bize saldırmayacaklar, huzurlu bir şekilde yaşayacağız. Verelim diyorlar. Sarı öküzü veriyorlar. Aradan birkaç ay geçiyor ama aslan bu yiyecek daha. Bir şeyleri karnına bir şeyler koyacak yani. Diyorlar ki ya biz yine bunlardan bir tane almamız lazım. Almamız lazım ama yine bir şey dememiz lazım. Geliyorlar diyorlar ki öküzlere bak kaç aydır size saldırdık mı? Barış içindeyiz, huzurluyuz, size karşı bir zararımız yok. Ama diyor şu benekli var ya diyor, o benekli kaşının üstünde gözün var derler ya. O benekli de bizi rahatsız ediyor. Onu da bize verin. Diyorlar ki öküzlere hadi onu da verelim. Derken birkaç ay sonra ya şu alaca olan var ya, alaca olan. Onu da veriyorlar. Halaka güçlüydü değil mi? Oraya geleceğim.
Sonra bir zaman sonra hep ara ara oluyor bunlar. Bir zaman sonra ya onun diyor boynuzu yok. Baksana diyor sizin gibi bir süreye güçlü bir süreye boynuzsuz bir yani yakışır mı diyor. Onu da verin derken onu verin derken o güçlü olan halaka, çember, daire içindekilerden artık boşluklar oluşmaya başlıyor. Ve artık aslanlar onlara saldırdıkça illa içlerinden birkaç tane kapar oldular ve güçleri gitti. Bakın Rabbimiz ne dedi? وَلَا تَنَازَعُوا Aranızda birbirinizle çekişmeyin. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيْكُمْ Tedirgin olursunuz, rüzgarınız ve gücünüz gider. Derken artık eski gücünde olmayınca aslanlar bunları birer birer aynı ayetin bugünkü Müslümanlara olan aynısı. Sen o kardeşin ama nereden kardeşim? Öbürüne o zaten o benim dünyanın bir ucunda benimle ne alakası var? Öbürüne bana ne ki yani ben kendi memleketime bakarım kendi. Halbuki Müslüman tek vücuttur demedi mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Vücudun herhangi bir mesela ayağının altına bir diken bassa vücudunun tamamı acı çeker demedi mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ya biz ona ne, onunla benim ne işim var? O Müslüman zaten benden hiç alakası yok. Öbürü zaten dünyanın bir ucu benimle ne iş olur canım dedik. Onu verdik. Onunla ilgilenmedik. Onu kendimizden görmedik derken Müslümanlar arasında aynı aslan o şeyler öküzler gibi boşluklar oluşunca gavur geliyor bize her taraftan o aralardan gediklerden girerek aralarımıza tefrikayı, anlaşmazlığı, her türlü şeyi koyuyor. Ondan sonra da Müslümanların arasındaki bu haller başımıza geliyor kardeşim. Rabbim tefrikaya düşmekten, tefrika içine efendim girmeye çalışmaktan, Müslümanlar arasında efendim son derece yani bu işlere meyledecek, bu işlere yol açacak işlere bulaşmaktan da Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bakın bir sahabeden bahsedeceğim ama onu biraz bekletiyorum. Şöyle bir 5 dakika sonra gireceğim ona. Şurada bir yerim var onu da anlattıktan sonra. Şimdi o sahabenin iki özelliği var ki Müslümanlara şu iki şeyi yapsaydık var ya vallahi gül gibi geçinirdik bu dünyada. Ha, imtihan dünyasında illa imtihanlarda olacaktı. Başka mesele ama. Bakın bir Müslümanın şunu diyoruz biz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine tefrika yapmasına biz efendim ne yapıyor yani bunu yanlış diyoruz. Yoksa elin gavura gelecek Müslüman arasını tefrik olacak. Onun işi o zaten. Ama sen Müslüman olarak Müslüman kardeşine niye böyle yaptın? Getir kardeşim getir. Enver kardeşim çay getir. Canlı yayında bir çay istin. Olsa o kadar. Evet. Yani Müslüman kardeşine ne yapmayacak? Tefrika yapmayacak. Bunu diyoruz arkadaşlar. Rabbim buraya düşmekten de bizleri muhafaza edilsin. Şimdi bakın bir hadis-i şerif okuyorum. Lütfen iyi anlayalım ya. Lütfen iyi anlayalım ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeminle başlıyor. Vellezî nefsî biyedihî nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki diye başlıyor ya. Efendimiz ya. Ya peygamberimiz biliyor kardeşler ya. Kıymetli izleyenlerimiz ya. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La tedhulul cennete. Cennete giremeyecek. Kim? Hatta tu'minu. İman etmedikçe insanlar cennete giremeyecek. Tamam. Zaten bu tamam. Bizim konumuz olan bölüm neresi? Ya burayı iyi dinleyelim ya kardeşim. Ve la tu'minu. İman da etmiş. Buraya hakiki. Aslında burada hakikatun, yani öyle bir ifade yok. İbare yok. Ne yapalım? İşte biraz ağır kaçmasın. Çünkü öyle bir yere gidiyor ki iş. Ama öyle yani. İbarenin aynısı. Ve la tu'minu. İman etmiş olamazsınız. Ne zaman? Hatta tehabbu. Birbirinizi sevmedikçe. Ya arkadaşlar, kıymetli izleyenler,
Sevgili izleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyor ya. Ya burayı biz nasıl anlayacağız ya? E işte hakiki manada diyoruz işte. Yani imanı sevgiye bağlamış Rabbimiz. Rabbimizden alan şeyi ifade eder. İmanı sevgiye, Müslümanların birbirini sevmeye bağlamış ya. Sen şimdi kalbinde zerre kadar iman olan bir kardeşimize yanlış yapacaksın. Orada insan susmak zorunda kalıyorsun ya. Birbirimizi sevmenin ölçüsünü de öğretiyor bize. Hocam ben Müslüman kardeşimi seviyorum. Yok öyle değil. Öyle senin demenle benim demenle. Onu da öğretiyorlar bize. Ya İslam ya ne güzel bir din ya. Her şeyi bize yani en ince ayrıntısına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri ve ayetlerde öğretilmiş bize. Hocam ben Müslüman kardeşimi nasıl sevmem? Ha o da öğretiliyor. La yu'minu ehadüküm. Sizden biriniz hakiki manada, yine hakiki manada diyoruz ama yok o. Hakiki manada iman etmiş olamaz. Hatta yuhibbe li ehihi ma yuhibbu li nefsihi. Kendi nefsi için istemiş olduğu şeyi Müslüman kardeşi için de aynısını. Kendi nefsi için ne istiyorsun? Her türlü şey için bağlanır. Her şey için. Yemeden, içmeden, gezmeden, eşyadan, şundan bundan. Kendi nefsi için ne istiyorsun? Aynısını Müslüman kardeşi içinde istemedikçe hakiki manada efendim yani ne yapmış olamıyoruz? İman etmiş olamıyoruz. Müslüman kardeşini böyle seveceğiz. Böyle seveceğiz. İnşallah. Böyle seversek işte iman hakiki kaliteye, olgunluğa gelmiş olacak. Rabbim burayı da hakkıyla anlamayı bizlere nasip eylesin. Şimdi şu sahabenin misalini lütfen can kulağıyla dinlemeniz. Özellikle böyle bekletiyorum onu ki çok önemli bir, yani bir kıvama geldikten gelsin için bekletiyorum bunu. Ama lütfen dikkatli bir şekilde dinlemenizde özellikle rica edelim. Daha dünyadayken cennetle müjdelenen bir sahabeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cennetliktir dediği bir sahabeden bahsedeceğiz. Dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de böyle sahabesiyle oturur. Onlara işte namaz öncesinde, namaz sonrasında onlara yani geçmiş ümmetlerin kıssalarından veya o günlük meselelerden böyle devamlı onlara sohbetler ve hasbihal edermiş sahabeleriyle. Bir gün yine sahabeleriyle böyle oturup Mescid-i Nebevi'de otururken şöyle bir şey söylüyor. Yaşayalım mı ya burayı kıymetli izleyenlerimiz? Ah be, aslında bir yer var orada da insanın yüzü yok. Biz olabilir miyiz o anlatılan kişi veya işaret edilen kişi? Olabilir miyiz? Oluruz. Nasıl? Onun yaptığını yap. İsimler tamam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişi işaret etmiş ama yaptığını yaparsak aynı eciri, aynı mükafatı biz de alırız. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra kapıdan girecek kişi cennetliktir. Sahabe diyor ki nasıl yani biraz sonra kapıdan giren kişi Efendimiz işaret buyuruyor. Evet diyor, biraz sonra kapıdan girecek kişi cennetliktir. Daha yeni abdest almış, sakallarından abdest suları damlar bir şekilde Abdullah bin Selam kapıdan içeri geliyorlar. Sahabe tabi evvela bir imreniyor be. Efendimizin cennetlik dediği insan giriyor be. Kim imrenmez? İmrenilmez mi ya? Özenilmez mi ya? Peygamberimiz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya bunu. Ne büyük müjde, ne büyük. Yani insanın böyle gerçekten hayretle böyle imrenerek bakacağı bir olay ya. Abdullah bin Selam böyle işte abdest ağzalarından işte daha yine abdest almış. Damlar şekilde kapıdan içeri giriyor. Diyor ki bu insan, bu adam cennetliktir. Sonra ne oluyor biliyor musunuz kıymetli izleyenlerimiz? Birkaç zaman sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biraz sonra kapıdan girecek kişi cennetliktir. Ya yine içeriye Abdullah bin Selam giriyor ya. Ya bu insan ne yapmış ya? Ne amel işlemiş?
ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o övgüsüne daha dünya gözüyle ya hayattayken ya hayattayken efendim cennetle müjdelenecek kadar ne güzellik yapmış, Allah'ı razı edecek ne iş yapmış ya. İnsan merak ediyor değil mi kardeşlerim? Anlatacağız ne? Bakalım ne yapmış. Üçüncüsünde de aynı olmuş biliyor musunuz kıymetli izleyenlerimiz? Bir müddet sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor biraz sonra içeriye girecek kişi cennetliktir. Sahabe. Üç kere ya bu. Büyük bir özentiyle. Ne büyük müjde ya. Ne kıymetli bir müjde ya. Diyerekten ona gıpta ediyorlar. Sahabenin gençlerinden şuraya yazmıştım onu. Çok merak ediyor onu. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr diyor ki ben diyor bu Abdullah bin Selam'ın bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu övgüsüne yani övgüsünü kazanacak ne yapmış diye öğrenmem lazım diyor. Gidip diyor ki sahabenin gençlerinden uyanık bir sahabe maşallah. Ya nelere heves etmişler be kardeşlerim ya. Nerelere heves etmişler ya. Allah'ım bizlerin de heveslerini buralara eylesin ya. Dünya uyanıklığı, dünya işte açıklığı tamam olmasın diyemeyiz ama Allah'ım bizi ahiret uyanıklığı nasip eylesin ya. Ahiret işlerine karşı uyanıklığımızı artırsın ya. İnşallah. Bu Abdullah bin Amr gidiyor Abdullah bin Selam'a diyor ki ya diyor şöyle bir şey söylüyor. Benim diyor ailemle ufak bir sıkıntım oldu da diyor beni diyor işte birkaç gün evinde misafir eder misin diyor. Olur diyor. Tamam gel diyor. Abdullah bin Amr gidiyor Abdullah bin Selam'ın evinde misafir olur. Üç gün deniliyor arkadaşlar. Birinci gün işte sabah namazına geceden başlıyor. Gece kalkıyorlar. İşte teheccüdtür, namazdır. Tamam. Sonra sabah namazına gidiyorlar. Sonra işlerine gidiyorlar. İşleri güçleri var tabi. Vakit namazları yine tabi vakitlerini kılıyorlar. Derken akşam oluyor evine dönüyor. Yatıyorlar. Kalkıyorlar gece namazı. Ya bakıyor ki Abdullah bin Amr ya bu aynı bizim yaptığımızı yapıyor. Yani bir fark görememiş. Allah Allah diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 3 kere işaret etti ya diyor. Bunda diyor bir şey var ama diyor dur bakalım diyor. İkinci güne gele bir ikinci günü bekleyeyim diyor. İkinci güne işte aynı şekilde geceden başlıyorlar. Sabah mescide gidiyorlar. İşte ondan sonra çalışmaya gidiyorlar. Vakitlere gidiyorlar derken normal tabi helale harama dikkat etmeler var zaten. Onlarda şey yok. Ama aynı bizim yaptığımızı yapıyor diyor. İkinci günde böyle geçiyor. Derken Allah Allah diyor ya bir şey görmem lazım yani ben bu bizden farklı bir şeyler olması lazım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyururlar. Üçüncü günde aynı şekilde olunca tam böyle 3 gün bitmiş artık bir şey bulamadım. Hani biraz da böyle hayal kırıklığı mı diyelim yani bir şey bulamamanın şeyiyle. Diyor ki Abdullah bin Selam olayı biraz çakmış. Diyor ki sen niye gelmişsin diyor. Ya ben aslında söylemeyecektim ama diyor yani ben bir şeyi öğrenmeye geldim sende ama diyor. Neyi öğrenmeye geldin diyor. Ya senin diyor. Bu yaptıkları 3 gün boyunca yaptıklarından başka işlemiş olduğun bir amelin var mı diye soruyor. Yok diyor yani ben diyor gördüğün gibi 3 gün benimle berabersin diyor. Ne yaptıysam o var diyor. Ya onu öğrenmeye çalıştım. Tabii yine istediğini öğrenemeyince tam giderken işte burası önemli arkadaşlar. İşte burası önemli. Abdullah bin Selam diyor ki artık Abdullah bin Am gidiyor ha. Ama bir şey öğrenememin vermiş olduğu o üzüntüyle gidiyor. Abdullah bin Selam diyor ki ey delikanlı diyor gel sana diyor belki diyor yani belki diyor şundandır bilmiyorum ama diyor belki diyor yani amellerini bile ne yapmıyorlar amellerine bile güvenmiyorlar kardeşlerim ya kendilerine ooo ben şöyle yaparım ha şöyle iyi amel ederim ha iyi namaz kılarım ha iyi işte hayır yaparım iyi oruç tutarım dememişler ya ne tevazu sahibi insanlar ya bakın arkadaşlar kıymetli izleyenlerimiz. Bir insan var ya kendini övmekle, kendini yüceltmekle yücelik olmaz. Ne kadar aşağı, yani tevazulu olursan aşağıdaki tevazulu olursan ölçülü ama ne kadar tevazulu olursan o kadar yükselirsin. Yoksa kendini insanlara yüksek gösterir. Sonra insanın yüksekliği kendinin devesiyle mi olacak? Rabbimiz o insanı yüce tutacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutacak, insanlar tutacak. Yoksa kendinin çok yüksek demesiyle iş midir ya? İşte Abdullah bin Selam diyor ki delikanlı diyor bak diyor ben de diyor yapmış olduğum düşünce olarak benim bir iki tane şeyim vardır. Belki diyor bundandır diyor. Nedir o diyor Abdullah bin Amr merak ediyor. Ben diyor
Yalnız Abdullah bin Selam da kalmasın be. Bakın bu insan bu iki hareketten dolayı Resulullah'ın daha dünyadayken sen bu insan cennetliktir diye övdüğü kişi oluyor arkadaşlar. Yapalım biz de bunu. Uygulayalım bu iki şeyi. Biz de cennetlik olalım ya. Allah hiçbir insanın da sadece buna hastır demez ki. Bu amelleri veya bunun gibi amelleri yapalım. Biz de cennetlik olalım. Bunun için alacağız. Yoksa o zamanın insanları bunu yapmış da işte öyle olmuş dersek orada kalır iş. Yok. Biz kendimizi alacağız. Biliyorsunuz kıssadan hisse bölümünde hisseyi şöyle alacağız. Ha, bu sahabe bunu böyle yaptığından bu övgüyü dünyadayken cennetlik olma hakkını elde etmiş deyip ben de aynısını yapacağım. Ben de bu özellikleri ha şu an belki olmayabilir. Kolay değil çünkü iki tane özellik kolay değil. Ama ben de bunlara çalışacağım deyip bu şekilde hisse bölümünü almaya çalışacağız. Abdullah bin Selam diyor ki delikanlı diyor. Bak diyor bende iki tane şey var diyor. Birincisi diyor ben diyor hiçbir Müslüman kardeşime karşı kin gütmem diyor. Vallahi bu zamanda büyüklerimi yani büyüklerimi kenara koyarak istisna yaparak diyorum. Bu zamanda çok zor be. Neredeyse imkansız diyeceğim ama işte imkansız diye bir şey yok ya bu kainatı biliyorsun. Allah her şeyin çünkü her şeye ön açtığı için imkansız. Ama bugün zerre kadar hiçbir Müslüman kardeşime kin gütmem. Şimdi burada anlaşılmayan bir yer daha var. Adam sana hiçbir şey yapmamış. Hiçbir hakkına girmemiş. Hiçbir efendim seni üzecek, kıracak bir şey yapmamış. Buna zaten kim gütmeyeceksin ya? Bunu demiyoruz. İcabında seni üzmüş. İcabında seni gerçekten böyle kırmış. He, şöyle var. Bazı gerçekten anormal kırmalar, anormal kardeşini ezmeler. Onu Allah'a veletçesin. Sen yine işin içine girme. Girme ya. Kalbinde onun şeyini tutma. Kinini tutma kardeşim benim. Tamam mı inşallah? Diyor ki Abdullah bin Selam birincisi diyor ben hiçbir Müslüman kardeşime kin gütmem. İkincisi ah be Allah'ın bir başkasına verdiği nimeti asla kıskanma. Bakın iki tane özellik biraz sanki böyle yani bunlar mıydı? Hani cenneti hak edecek efendim işte özellikler bunlar mıydı ya der insan. Kolay mı? Yapsana bakayım hadi. Bugün Allah rızası bazı şeyler inceleyerek konuşacağız kıymetli izleyenlerimiz. Biz bu işleri senelerdir inceliyoruz. Senelerdir bu işin önünü, arkasını, altını, üstünü efendim ortaya böyle inceleyerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bugün yeryüzündeki bütün kavgalar, yeryüzündeki bütün efendim anlaşmazlıklar arasına bakın. Arkasına bakın. Hep kıskançlıkları göreceksiniz. Hep yanlışları göreceksiniz. Kardeşim onda niye var da bende yok? Onun o var da bana niye verilmedi? Ya orada bir yer daha var. Orayı da kaçırıyoruz biz. Ya bugün kulları arasındaki her türlü taksimatı yapan kim ya? Ya Allah yapıyor. Sen Allah'ın taksimatına mı razı olmuyorsun ya? Bir de şu çok önemli ifadeler bunlar. Bunları tek tek incelenecek ifadeler ama bir de şurası var ya. Ya Allah sana vermeye veya vermemeye ne ihtiyacı var ya? Ama veriliyorsa onda bir hikmet var. Verilmiyorsa yine hikmet var. Sen Allah'ın taksimatına razı ol ya. Niye kendimde bir şey yok diye karşı taraftaki insanın efendim elindekine şey yapıyorsun, onda bak onda var, ona verilmiş, bana niye verilmiş deyip de o insana kıskançlık yapıyorsun. Yapmayalım Allah rızası için. Kainattaki çoğu kavgalar, çoğu tartışmalar, çoğu efendim anlaşmazlıklar şurası için. Ne? Kıskançlık ya. Kıskançlık. Daha Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Habil'le Kabil'den başlamış. Kolay mı? Bu hasletten, bu alışkanlıktan kurtulmak kolay mı? Vallahi
Kolay bir şey demeyeceğim ama yani çalışılırsa da kurtarılır. Allah'ım bizleri şu iki özelliği en güzel şekilde evvela ha, bu iki özellik cennet ameliymiş. Evet cennet ameli işte bak iki tane şey sayılan iki şey cennet ameli ya. Deyip onun üzerinde çalışmayı bizlere nasip eylesin. Hiçbir Müslüman kardeşine kin gütmeyeceksin kardeş. Kırgınlıklar olur mu? Olur. Olur yani ama kin yok. Kin yok. Kin gütmek İslam'da yok. Kalbinde zerre kadar kin sokmayacaksın. Hiçbir Müslüman kardeşini kıskanmayacaksın. Allah'ın vermiş olduğu nimeti, nimet ne olursa olsun razı geleceksin. Ona boyun bükeceksin. Rabbim bunu benim hakkımda bunu layık görmüş, bunu hayırlı görmüş diyeceksin. Asla ne yapmayacaksın? Haset, kıskançlık yapmayacaksın. İşte cennet ameli olan bu iki şeyle bu sahabe diyor ki ben diyor yani belki diyor buradan diyor yani bir şey yapıyorumdur diyor. Abdullah bin Amr diyor ki genç sahabi ya diyor bizde olmayan diyor sende olan bu iki şey diyor gerçekten büyük şeylermiş diyor. Büyük işlermiş diyor büyük işte. Büyük işlermiş diyor. Allah'ım cümlemize bu iki ameli yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz. Şuraya da getirmek istiyorum işi. Burada çok önemli. Bakın. Lütfen ve keremen rica ederek diyorum. Rica ederek diyorum. Ya 3 günlük dünyada yaşıyoruz. Hakikaten öyleyiz. Bakın bir anda insan bu dünyadan ahirete geçebiliyor ha. Öyledir zaten ya. Anlık ya anlık. Allah kalbini dursa bitiyor işte. Hayatın bitiyor ya. Ne yapıyorsun? Dünyada değil mi? Ahirete geçiyorsun. Değer mi ya? Hani derler ya 3 günlük dünya için birbirimizi kırmaya değer mi? Şöyle bir bak. Geçmişine bak. Oradaki olayına bak. Veya işte karşına gelen işe bak. Ya gerçekten değmiyor ya. Gerçekten değmiyor ya. Ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Allah'ım şuraya gerçekten çok dikkat edebilmeyi bizlere nasip eylesin ya. Yavuz Sultan Selim Han çok tesirli ifade kullanmışlar. Çok tesirli. Allah'ım o büyüklerimizin sözlerini de layıkıyla anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Diyor ki milletim de ihtilafu tefrika endişesi küşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. Osmanlıca biraz onu Türkçeleştireceğiz. Diyor ki Yavuz Sultan Selim milletim de anlaşmazlık diyor. Milletim de padişah biliyorsunuz. Milletim de anlaşmazlık ve bölücülük endişesi beni mezarımın, kabrimin bir köşesinde bile üzer diyor ya. Ha ne demek istiyor? Tefrika benim milletimde olmasın. Benim milletimde yakışmaz. Böyle bir şey olursa çok üzülürüm diyor. Bu bizi kabrimizde bile olsa üzer diyor. Büyüklerin ifadeleri ne tesirli ya. Girmeden bir millete tefrika oraya düşman giremez. Toplu attıkça sineler onu top bile sindiremez. Hakikaten öyle ya. Bir millete tefrika orayı yani sen bölmek mi istiyorsun? Tefrika ile bölüyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz dedelerimizi topla, tüfekle, gemiyle, şunla bununla bölemediler. Parçalayamadılar. Parçala, böl, yut taktiğiyle. Ne yaptılar? Tefrikalarla, fitnelerle. Bakın dünya üzerinde her millete bir fitne sokmuşlar. Dikkat edin araştırın bakacaksın. Oradaki yörenin yani şeyine göre bir de o kadar uyanık fitne yapıyorlar ki. O yörenin fitneye meyilli olan bir konuyu buluyorlar. Mesela biz de biliyorsunuz. İşte doğuyla batıyı ayırırlar birbirine. Doğu doğu diyor, batı batı diyor. Ondan sonra bir veriyorlar sen doğulusun, sen batılısın diye. Ne alakası var ya? Ya biz kardeşiz ya. Müslümanız. Kardeşiz. Doğu neresi, batı neresi ya? Karadeniz neresi, Trakya neresi ya? Her taraf aynı değil mi? Müslümanın doğusu batısı mı olur ya? Ama oradan bir girdiler bizim şeyimize. Bir ayrıştırdılar bizi. Biraz da böyle cahil kardeşim varsa ben doğuluyum o batılı tamam da malzeme de hazır. Hadi bakayım
Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yani böyle bu tür tuzaklara da düşmekten gerçekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Biz Müslümanız, kardeşiz. Hem de kardeşliğimizi Allah ilan etmiş ya. Allah'ın siz kardeşsiniz dediği ilan etmiş olduğu Müslümanlarız biz ya. Müslümana tefrika yaraşır mı, yakışır mı? Müslümana ayrımcılık yakışır mı? Neresi olursa olsun. Efendim rengiymiş, ırkıymış, milletiymiş, memleketiymiş hiç fark etmemeli. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bu memleket, Müslüman memleket, kardeş memleket asla tefrikaya, ayrışılmaya, efendim bölücülüğe kim yapıyorsa onlara fırsat vermeyeceğiz. Tek vücut olacağız, tek vücut olacağız ki bunu yapanlar olacaktır. Bak orayı bir daha vurgu yapıyorum. Bunu yapanlar olacaktır. Olacak ama başarılı olamamaları lazım. Eğer biz o gücü karşı tarafa gösterirsek. Kurtuluş Savaşı'na yani hani Çanakkale'deki o muharebeden sonra aşağı yukarı 100 senedir bakın ve bitiriyorum bununla beraber. 100 senedir bizi diğer taraftan yani galip gelemeyeceklerini iyi biliyorlar. Yani topuyla, tüfüyle, tüfeğiyle, her şeyle yenemediler. Yani galip gelemediler, gelemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ama taktik ne? Bu Müslümanlar, dünya Müslümanlarının hepsine de alabilirsiniz ha bunu. Bu Müslümanlar arasına tefrika koyacağız. Fitne koyacağız. Onları ayıracak konular koyacağız. Onları bir araya getirmeyecek işler koyacağız. Ve bu şekilde bunların gücünü efendim bir araya gelip güç olmasını engelleyeceğiz deyip 100 senedir buna çalışıyorlar kardeşlerim. Allah'ın buralara da en güzel şekilde uyanık Müslümanlar olarak dikkat edebilmeyi yani bu tuzağa, bu oyuna gelmemeyi bizlere feraset sahibi olarak inşallah öyleyizdir. Nasip eylesin diyoruz. Men ferraka feleyse minna tefrika yapan bizden değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tefrika Müslümana yakışmaz. Fitne Müslümana yakışmaz. Zaman, sulh zamanı, barış zamanı, anlaşma zamanı, kardeşlik zaten kardeş olma zamanı diyoruz. Allah'ım anlatılanlardan en güzel şekilde ders çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar huzurlarınızda olabilme ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Selamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.